süreci tabii ki en çok sanayiyi etkiledi. Özellikle ihracatın düşmesi, ki ihracatla büyüyen şirketlerimiz var, ekonomimiz var. Eskişehir genelinde de Mart ayı rakamlarında, Nisan ayı rakamlarında %50'ye yakın bir ihracat düşüşü oldu ama bunun temel sebebi talebin durması sebebiydi. Bu arada 780 tane Eskişehir Sanayi Odası'nın üyesi var ve bunların hepsi birinci sınıf çok üst düzey fabrikalar. Bu fabrikalarda üretim bu esnek çalışmayla bir şekilde devam etti. Kapanan fabrika sayısı %10'u geçmedi. Ama onun haricinde fabrikalarımız var diye azaltarak, esnek çalışma sistemine geçerek fabrikaların çarkını bir şekilde döndürdüler. Özellikle istihdamla ilgili de Eskişehir'de çok fazla işçi çıkarımı, eleman çıkarımı olmadı. Burada önemli olan sanayideki bu temel taşları, değerleri, fabrikaları korumaktı, güvenli limanda tutmaktı. Eskişehir sanayisi olarak biz bunu başardığımıza inanıyorum ben. Çok etraflıca bakmak gerekli bu konuya. Birincisi yurt dışı siparişleri gelmeye başladı. Özellikle Mart ayının 3. haftası itibariyle Eskişehir sanayisinde yurt dışı siparişleri durma noktasına gelmişti. Ancak pandemi sürecindeki normalleşme sürecinde başlamasıyla özellikle Mayıs ayının son haftası ve bizim beklentilerimiz özellikle de Haziran ayından itibaren siparişlerin geleceği yönünde. Çünkü şu anda istikamet bu yönde. Özellikle gıda sektörü, makine metal sektörü, madencilik sektörü hız kesmeden devam ediyor. Yurt dışı ihracat rakamları da artmaya başladı Eskişehir'in genelinde. Ben sanayici arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Önemli bir miktarında da siparişler fazlasıyla şu anda fabrikalarımıza geliyor. Üretim çarkları dönmeye tekrardan başladı. Ama bu süreç ne zamana kadar devam edecek? Özellikle bu belirsizlik süreci 30 Haziran'a kadar biraz daha bizleri yoracak. Koronavirüs süreci, işte yeni normale geçiş, fabrikaların kısa çalışma dönem sebebiyle çıkan işçilerinin tekrardan fabrikalara gelmesi, bununla birlikte koronavirüsün etkisinin azalmasıyla birlikte Haziran'ın sonundan itibaren özellikle Avrupa'dan talepler artmaya başlayacak. Bu talepler de tekrardan mevcut üretim kanallarının içerisinde artarak devam edecek. Ben o yüzden Haziran ayı içerisinde esasen büyük üretim miktarlarının gelişmesini bekliyorum. Bunu sanayi endekslerinde de göreceğimize inanıyorum. Biliyorsunuz koronavirüs dönemi sebebiyle de özellikle üretimde